Ne yapıyorsun orada sen tık tık tık? Boncuğum yeni evler göndermiş abi, onlara bakıyorum. He. Bu sefer de hep ucuzundan bulmuş Kerem. Heh. Senin yüzünden tutamadılar evi. He. İhale bize kaldı, iyi mi? Yok be abi. Su da söyledi zaten. Çok pahalı diye yani. Kabul etti. Al bak. Ayrıca kardeşim çok istiyorsa satarım iki dönüm tarla. Gerekirse evi alırım kardeşime. Hayır, nedir yani? Senin de o tarla sata sata bitemedi be. Bak şimdi bak, kıskandı tabii. E oğlum sen de evlen, sana da alayım. Hayret bir şey ya. Ne evliliği ya? Bizanca Karabıyır çay bahçesi üstü çatışma. İlişki anlayışımız bu. Hayırdır abi? Evlilik gibi bir düşüncem mi var yoksa? Benim öyle bir düşüncem olsa ne olacak? Eğlenme evlilik. Biri kurt, biri kuzu. Olmaz bizden. Allah Allah. Sen teklif ettin mi ki oğlum? Yok. O zaman? Nereden biliyorsun istemediğini? Bak bunlar hep ön yargı işte. Eylemden bahsediyoruz Keşan. Hobileri arasında ölüp ölüp dirilmek olan bir kızdan bahsediyoruz. Gelinlik mi, kamuflaj mı diye sorsan düşünmeden kamuflajı seçer ya. Ya geç aga bunları ya. Öyle deyip seni zarflıyordur. Hangi kadın istemez şöyle telli duvaklı giyinip de kına gecesinde? Yüksek yüksek tepelere ev kurmayı yar. Şık şık şık. Eylem istemez. Her kadın ister abiciğim. Gelin olma motivasyonu onlara doğuştan yükleniyor. Allah Allah. Bu yüzden Keşan'la yapmaklı. Tabii beyler. Hem flört millet nedir aga? Yakışıyor mu bize? Oyalamayacaksın. Bak Yavuz komutanıma, hiç oyalandı mı? Sen de tutacaksın kolundan, götüreceksin nikah dairesine. Basacaksın imzayı. İmzasız olmaz. Tabii. Ben şahidin olurum, rahat ol. Çocuklarımızın adı da hazır. Erkekse mücahit, kızsa mücahide. Yok artık. Siz öyle aramızda bölüşebilirsiniz. Benim için problem değil. Böyle her yerde küçük küçük mücahitler olsa fena mı ya? Fena. Vallahi. Ne oldu? Ya böyle ulu orta buluşunca bir tedirgin oluyorum ben. Sanki birileri bizi izliyormuş gibi geliyor. Bunu da yapmayalım Eylem. Hatta biz ne yapalım biliyor musun? Birkaç tane depo bulalım. Kiralarını falan ödeyelim. İçlerine ikişer tane sandalye atarız. Çayımızı kahvemizi falan orada içeriz. Depodan depoya görüşürüz. Yani en temizi. Ne dersin? Çeçi. İyi misin sen? Ne oluyor? İyiyim canım. Yani fikir üretiyorum sadece. Çünkü haklısın yani, böyle ulu orta görüşmektense depoda buluşmak en güzeli. Peki ne yapalım istersin? Karabayır sokaklarında el ele dolaşalım. Çayırlara, çimenlere, kırlara çıkalım, gezelim. Ha? Bir tane ev tutarız. İki oda, bir salon, ebeveyn banyolu. Sonra evlenir, çoluk çocuğa karışırız. Yaşar gideriz, ne dersin? Çok komik geliyor değil mi bunlar sana? Evlenmek de bir hayal bize. Sen ne diyorsun ya? Bir açık açık söylesene. Sıkıldım diyorum, sıkıldım. Kaçak köçek buluşmaktan sıkıldım. Sevdiğim kadını rahat rahat görmemekten sıkıldım. Ne yapıyoruz biz ya? Adını koyalım. Adını koyalım. Bir dakika ya, sen bana evlenme mi teklif ediyorsun? Evet ya. Evlenme teklif ediyorum. Hatta dur edeyim. Benimle evlenir misin Eylem Mersi'ye? Evet, hala bir cevap bekliyorum. Öncelikle bu romantik evlenme teklifin için çok teşekkür ediyorum canım. Haha. Romantizmi sevmiyorsun diye hatırlıyorum canım. Fethi sen ciddi falan değilsin değil mi yani?
Gayet ciddiyim Elem. Gayet de ciddi bir cevap bekliyorum. Soru çok basit. Benimle evlenir misin? Hayır. Ne bekliyorduysan, değil mi? Fethi, bizim evlenebileceğimiz senin aklın alıyor mu ya? Daha geçen gün senin gözünün önünde vuruldum ben. O kurşun gerçekten benim kalbime gelebilirdi. Eylem, ben de her gün ölümle burun buruna geliyorum. Ne yapalım? Bu hayatı seçenler evlenemez diye bir kural mı var? Ayrılalım o zaman. Onu mu diyorum ben ya? Ne diyorsun Eylem o zaman, ne diyorsun? Evlenmek bana göre değil. He? Dökül işte böyle, bana bunlarla gel. Bunun bizimle ya da işimizle falan alakası yok. Bu tamamen seninle ilgili. Ya sen benim hayatıma bir baksana. Her yıl adımı değiştiriyorum ben ya. Bazen ben bile unutuyorum. Yeri geliyor dünyanın bir ucuna gidiyorum. Aylarca, yıllarca dönmüyorum. Hiç yoksa ben 4 kere öldüm Fethi. Benim kardeşim beni ölü biliyor. Ben nasıl evleneyim seninle ya? Hangi isimle, hangi sıfatla? Eylül olarak mı evleneyim, Eylem olarak mı evleneyim? Hangisini istersin, hangisi? Bana bir tanesi bile yeterdi. Ama sen hepsini alıp gitmenin peşindesin. Evlilik falan değil mesele. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Öyle mi? Neymiş mesele? Her şeyi o kadar imkansızlaştırıyorsun ki. Mesele bu. He. Romantik falan değilim diyorsun ya. En romantiğine taş çıkarırsın sen. Neden öyle dedi? Sen imkansıza aşıksın çünkü. Ama bana bu kadar imkansız fazla. Fethi. Benden bu kadar. Ne haber? Of, hiç iyi değilim ya Bahar. Geç. Ne oldu? Fethi bana evlenme teklif etti. Sen ne dedin? Hayır dedim. Sonra o tabii çok bozuldu. Yani böyle döküldü, kalktı gitti. Niye hayır dedin? Ya Bahar... Resmi olarak ben ölüyüm. Bildiğin ölüyüm yani, ölü. Anlatabildim mi? Çok mu bozuldu peki? Ayrıldık galiba. O derece. Sağ ol.
Ne olacak şimdi? Yani bilmiyorum ki. Yani o bana karşı hep çok nazik, çok hassas, çok tatlıydı. Ben mal gibi aldım bıçağı, sapladım kalbine. Ben daha kötü bir şey yaptım. Ben de boşanmak istiyorum dedim. O derece. O derece. Sen Yavuz'u çok seviyorsun Bahar. Yani onun için hayatını değiştirdin neredeyse. Ya acaba böyle bir karar vermek için erken mi davrandım? Yani bilmiyorum, sen de çok zor şeyler yaşadın tabii. Çok haklısın. Ama yani ne bileyim, pişman mısın? Değilim. Yani değilim ama kesin pişman olacağım. Ya vallahi ben Yavuz'u çok iyi tanımıyorum ama ya tanıdığım kadarıyla çok gururlu biri. Ya geri dönüşü pek olmaz gibi geliyor bana. Dönmez değil mi? Sanmıyorum. Yani eğer boşanırsanız zor gibi. Ya ben kafayı yiyeceğim ya. Ne Yavuz'la yapabiliyorum, ne Yavuz'suz yapabiliyorum. Delireceğim. E tamam, sakin ol ya. Ben Yavuz'u çok seviyorum ya. Ama biliyor musun? Bunların hepsi babamın suçu. Ya ben nasıl anlamam ya? Nasıl şüphelenmem? Kahve bizi kesmeyecek galiba. Sen de vur dedik öldürdüm be kardeşim. Bir de jilet getir tam olsun. Çok affedersiniz Matmazel. Benim hatam. Size zaten Edith Piaf falan açmak lazımdı. Çok özür diliyorum. Bravo. Bravo Elen Merşi'ye. Bravo. Sağ olun. Sana bir şey diyeyim mi? De bakalım ne diyeceksin de. Sen var ya 10 numara kadınsın ama bazen biraz akılsızlık ediyorsun yani. Ne diyorsun sen ya? Bak belli ki şeker sana yaramıyor. Daha fazla yeme, tamam mı? Ya Yavuz ya Yavuz. Seni deli gibi seviyor be. Biz sevmiyor muyuz yani? Bir akılsız varsa o da sensin. Aa, sen biraz yavaş gel bence. Yavaş yavaş gel yani. Bak, sen bu dünyada seni Fethi'den daha çok seven birini bulabilir misin? Bak, şimdi sana bir şey yapacağım. Ben eğilim, tamam mı? Sen bana evlenme teklif et. Hareketlere bak. Saçmalama. Hayır, ciddiyim. Hadi bak, bir şey göstereceğim, hadi. Gerçekten mi? Ya gerçekten. Hadi bir deneyelim. İyi. Eğlen Mersiye. Benimle evlenir misin? Çok pardon. Devam ediyorum. Fethi? Hayır. Hayatta olmaz tabii ki. Ya evlilik bana göre hiç değil. Hem ayrıca benim hayatta yapacak daha bir sürü şeyim var hayatım. Daha kaç kere örüp örüp dirileceğim. Ayrıca evlilik gizliliği öldürür. Kusura bakma, bunlar hiç bana göre değil. Aa, kıyamam canım. Sen biraz romantik misin acaba? Ya of, ben öyle miyim? Öyle mi yapıyorum ben? Aynen, sen busun. Of. İyi peki.
Peki tamam, bunu sen istedin o zaman. İzle ve gör. Hazır mısın? Buyurun lütfen. Bak bakalım, bir bakalım bu kim? Ben boşanmak istiyorum Yavuz. Beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Hayır hayır, dinlemek istemiyorum Yavuz. Lütfen. Şu an çok öfkeliyim ve yalnız kalmak istiyorum. Tamam mı? Trip trip trip. Ya of ya, of ya. Sinirlerim çok bozuldu. Benim de. Ya of, kendimden nefret ettim resmen ya. Sus sus, sen mi ben mi? Daha kaç kere ölüp ölüp dirileceğim. Plana bak, böyle plan mı olur ya? Olmaz. Ay, of, vallahi. Of. Bazen onlara haksızlık mı ediyoruz? Bilmiyorum ki. Bazen. Belki biraz. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ya işte ben de gelecektim ama yani ortalarda görünmeyeyim dedim. İyi yaptın. Sen bana kızgınsın hala. Yok, değilim. Aksine teşekkür etmek isterim. Teklifimi kabul etmediğin için. Neden? O tabut benim tabutum olabilirdi. Ya Allah korusun Fethi, o nasıl laf ya? Benim tabutum da olabilirdi yani. Doğru. O yüzden bize bir gelecek yok. Sen benim için, ben senin için endişelenerek böyle gidemeyiz. Fethi, aşk başka, evlilik başka. Mesele evlilik değil Leyla. Biz ülkemize hizmet etmeliyiz. Vatanımızdan, bayrağımızdan başka sevgilimiz olmamalı. Sen bu söylediğine inanıyor musun? Ne fark eder? Bence sen beni cezalandırıyorsun. Hatta cezamı çoktan kestin, şimdi tahsilatı toplamaya geldin değil mi? Saçmalama Eylem. Saçmalamıyorum Fethi. Hatta belki de kendini cezalandırıyorsun. Ali Aydar'ın ölümünden kendini sorumlu tutuyorsun değil mi? Eylem, bu konu tatsız bir yere doğru gitmeye başladı. Yalan mı? Değil. Yalan değil. Neden Hafız öldü ya? Onun daha yaşı dolmamış bir çocuğu var. Evde bekleyen bir ailesi var. Benim neyim var? Ha? Hiçbir şeyim. Ailem yok. Kardeşim yok. Hayatını benimle geçirmek isteyen bir sevgilim yok. Ya ben varım, arkadaşların var, öyle deme. Onları da bir bir kaybediyorum.
seni de kaybediyorum. İşin kötüsü olması gereken de bu. Görüşürüz.